Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu haftanın eril dişil açılımını yapacağız. Anlık enerjiler, eril enerjiler ve dişil enerjiler. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişinin enerjisi, hangi tarafsanız, beni izleyen ister eril enerji olun, ister dişil enerji olun. Kendinize odaklayın. Aklınızdaki kişi ve sizin anlık enerjinize bakacağız. Sevgili arkadaşlar. Evet. Her zamanki gibi gold destemiz eril enerji. Mavi destemiz ise dişil enerji. Ya bu arada arkadaşlar, şimdi ben siz burç burç istiyorsunuz diye ben tek tek 12 burca ayrı ayrı video çekmek zorunda kalıyorum. Sizi kırmamak adına. Canı gönülden de çekiyorum. Evet, biraz bana zor oluyor ama daha önce de ben bunu söylemiştim ama demek ki dinlemeyen arkadaşlarımız oluyor. Yeni katılanlar aramızda. Şimdi balık burcuna niyet etmişim. Balık burcu ile ilgili yorumlarımı yapmışım ama yorumun içinde bir defa kova burcu demişim. Ondan dolayı beni beğenmediklerini, videoyu beğenmediklerini, enerjiyi beğenmediklerini söylüyor. Arkadaşlar böyle şeylere takılmayın. Yani ben orada niyetim zaten balık burcu. Videonun başından sonuna kadar balık burcu demişim ve sadece bir yerde kova burcu diye dilimiz şaşırmışım. Şaşırmışım arkadaşlar. Hepimiz insanız. Yani 12 burcu ayrı ayrı video çekiyoruz ve bunlar gerçekten hiç kolay bir şey değil ve zaman, gerçekten zaman. Belli ki kova burcu bitmiş, hemen arkasından balık burcuna başlamışım. Arka arkaya arda arda çekiyorum. Ve kova burcu bittiği için de hala demek ki aklımda kova burcu demişim. Ama niyet zaten balık burcu ve özellikle ben niyetlerimde fark etmişsinizdir. 2-3 defa tekrarlarım niyetimi. Ve 2-3 defa da niyette balık burcu olarak söylemişim. Buna takılmanıza bir gerek yok. Siz oradaki enerjiyi alın. Oradaki kova desem ne olacak? Aslan desem ne olacak? Başak desem ne olacak arkadaşlar? Demek ki sen o videoyu izliyorsan oradan alacağın bir mesaj var. Oradan alacağın bir enerji var. Orayla rezonu olmaya bakın siz. Kova derinde diye bu bana göre değil değil mi? Oradaki enerjiye bakın. Oradaki enerjiyle uyumlanıyor musun? Onu dinleyin. Küçük şeylere takılıyorsunuz. Ha, beğenip beğenmemeniz sizin takdiriniz. Ben ona bir şey diyemem. Beğenmeyebilirsiniz tabii ki. Ama küçük şeylere takılmanız beni yani sarsıtır. Öyle söyleyeyim. Yani oradan alması gereken mesaj varken siz oradan ala ala işte şeyde videoda kova burcu dediniz. Bunu mu aldınız yani? Ben o kadar konuşuyorum sizin için, yorum yapıyorum. Hiçbir şeyi almamışsın üzerine, sadece onu almışsın. Onu alana kadar orada size söylediklerimi almış olsam belki enerjiyi alıp kabul edeceksin ve hayatına geçecek. Neyse, fazla uzattım. Çok da yani ben normalde konuşmayı sevmem, biliyorsunuz. Beni takip edenler bilir. Affınıza sığınıyorum bu arada. Çok uzattım. Hakkınıza girdim. Zamanınızı çaldım. Hemen niyetime ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki eril ve dişil enerjileri, anlık enerjileri, aklımızdaki kişinin anlık enerjisi, kalbimizdeki kişinin anlık enerjisi ve bizim anlık enerjimizle ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Bu videoyu dinleyen kolektifteki eril ve dişillerin şu anki enerjisini en doğru bir şekilde hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Evet, hemen eril enerjiyle başlayacağım. Eril enerji. Dişil enerji. Buraya iki
tane geldi. Ben de aldım, kabul ettim. Bu arada ezan okunuyor. Ben kartlarımı seçerken ezan da bitmesini bekleriz bu arada. Evet. Konuşturma kartlarımızdan da alacağım. Hem eriler için hem dişiler için. En son birbirlerine neler söylemek isteyecekler. Ona da bakalım. Eril enerji için seçiyorum. Dişil enerji için seçiyorum. Dişil enerji hızlı, aceleci. Bir an önce söylemek istiyor. Söylemek isteyeceklerini. Ve birer tane de Rumi alacağım. Erillere ve dişillere Rumi nasıl bir mesaj gönderecek arkadaşlar? Eril enerji ve dişil enerji. Evet, Rumi'nin bir de mesajını alacağım. Hem erillere hem dişillere. Evet, ben bir yandan kartlarımızı açıyorum. Bu arada arkadaşlar, özel bakımlar için FK Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ve FK Tarot Instagram hesabımda takibi alıp benimle beraber o sayfamızı ilerletebiliriz ve birbirimizi daha çok beraber ve enerjimizi paylaşabiliriz. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Siz de hazırsanız. Şimdi eril enerji şu anki durum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Eril enerji bu şekilde. Başlamak için biraz da ezan bitmesini bekliyorum ama siz bir yandan kartlarınızı, eril enerjinin kartlarını gösterin bu arada. Buyurun. Bunlar eril enerjinin kartları. Eril enerji arkadaşlar yakın bir zamanda gerçekten yani öldüm, bittim, tükendim dediği bir enerji içinde sevgili arkadaşlar. Yani artık sona gelmiş, dibi görmüş yani öyle söyleyeyim. Eril enerjiler artık dibi görmüş. Sırtından vurulmalar, kandırmalar, yalan söylenmeler, aldatılmalar, ihanete uğramalar. Yani artık dipte tükenmişlik sendromu da yaşıyor olabilir. Yaşayabileceği en kötü enerjileri, en kötü acıları yaşamış görünüyor. Bu yakın bir geçmişte. Bunu atlatmış sanki. Bir ikilem yaşıyor. Bir kararsızlığı var. Yani somut anlamda bir kararsızlık olabilir. Maddiyatla ilgili bir düşüncesi de olabilir. Maddiyatla ilgili bir ikilem yaşadığı söz konusu var. Yani alsam mı almasam mı, ödesem mi ödemesem mi, versem mi vermesem mi gibi bir ikilem içinde ne yapacağını bilemediği bir düşüncede. Düşünceleri daha netleştirememiş aslında öyle söyleyeyim. Eğer bunu sizin için alacak olursak, sizin içinki düşüncelerini alacak olursak, eril enerjinin, düşüncelerde daha net değil arkadaşlar. Evet, somut bir şeylerle gitmem gerekiyor olduğunu biliyor ama netleşmemiş henüz, kararsız. Yani gitsem mi gitmesem mi, işte teklif götürsem mi götürmesem mi, başlasam mı başlamasam mı gibi bir tereddütleri var hala kendini. Peki yakın zamanda Allah'ın izniyle
Eril enerji zaten bu sizin ondan somut bir şey beklediğinizi biliyor. Sizin ona somut bir adım, somut bir teklif, net bir duruş, net bir şeyler. Yani ne istediğini, sizin ne istediğinizi biliyor. Sizin de onun için ne istediğinizi bilmesini istediğinizi de biliyor, farkında yani. Yani size gelirken net bir şekilde gelmem gerekiyor diyor sizden için. Somut adımlar, kalıcı adımlar. Yani gelip geçici durumlar değil. Evet ben geldim ama temelli geldim. Ben geldim, evet bundan sonra gitmeyeceğim. Evet işte seninle evlenmek istiyorum. Evet ilişkiyi bir seviyeye yükseltmek istiyorum. Gibi 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 bu tarz beklentiniz olduğunu biliyor. Çünkü siz zaten bu kişiye böyle gidiyorsunuz. Siz sağlam gidiyorsunuz. Ne istediğinizi bilerek gidiyorsunuz bu kişiden. Bu ilişkiden ne istediğinizi biliyorsunuz. Hayattan ne istediğinizi biliyorsunuz. Ve bu kişi de bunun farkında. Bu kişi benden netlik istiyor diyor. Bu kişi benden somut adımlar bekliyor diyor. Düşüncesi böyle. Sanki yakın bir zamanda bir başlangıç yapılmış, eril enerji başlangıç yapmış olabilir. Ve bu başlangıçla kaderini değiştirme, kaderinin başka bir yöne doğru gitmesine sağlamış bu kendisi için olan bu başlangıç. Yani şu anki hayat yönü, kader yönü farklı bir alana doğru gitme enerjisinde ya da bunları yaşıyor şu an. Yakın bir gelecekte yine parayla ilgili çok emek verecek, çok çaba sarf edecek, çalışması gerekiyor. Belki borçları var, ödemesi gerekiyor. Belki bir şeyler aldı ya da bir iş kurdu, borçla kurdu ve bunu ödemesi gerek. Bu kişinin maddiyatla ilgili bazı durumları var sevgili arkadaşlar. Maddi sorunlarla ilgili daha çok ilgili şu an için. Evet gönlünde aşk var. Siz gönlündesiniz. Size gelmek istiyor. Size adım atmak istiyor. Gönlünden de istiyor. İkilem yaşıyor. Evet ama beklediği bazı şeyler de olabilir bu kişinin. Ya iki kişi arasında kalmış diyeceğim ama çok böyle hissiyatım gelmiyor iki kişi arasında. Daha çok kendinden emin olduğu zaman gitmek istiyor. Öyle söyleyeyim. Size karşı sevgisi var. Gerçek bir sevgisi var. Gelgitli bir sevgi olabilir. Bazen sevgisini çok gösteriyor, bazen hiç göstermiyor olabilir. Ama size karşı duygusu var mı diye soruyorsanız, evet size karşı duygusu var. Sizi istiyor, sizi özlüyor, sizi gerçekten sevmiş, sizinle gerçekten bir etkileşim yaşamış bu kişi. Yani sizi düşünüyor, düşünmüyor değil. Size gelmesi için söylediğim gibi bu sevgiyi, bu ilişkiyi kabullenmesi gerekiyor. Bu ilişkinin arkasında durması gerekiyor. Bunu da biliyor. Yani ben bu ilişkinin arkasında durmam lazım. Bu sevgiyi sahiplenmesi lazım sizden ziyade. Sizi sahiplenmeden ziyade kimsenin kimseye sahiplenmesine gerek yok. Bu sevgisini sahiplenmede bocalama yaşıyor aslında. Öyle söyleyeyim. Dişil enerji, baktığım zaman dişil enerji somut adımlar yakın bir zamanda atmış olabilir düşüncesinde. Yani kendisi için aslında sağlam adımlar, sağlam kararlar vermiş olabilir. Dişil enerji bir karar vermiş ve o kararının peşinden gidiyor ve o kararında taviz vermiyor ve bu kararını uygulamaya geçiyor. Aynı zamanda dişil enerji daha çok inançlarına bağlı yaşamak istediği bir enerjide, düşüncede. Yani bir yandan kader sistem değişmesini sağlıyor dişil enerjine. Dişil enerji de çünkü çok fazla belki sabit fikirli olabilir. Dişil enerji sabit bakıyor olabilir. Daha böyle dar görüşlü olabilir. Yanlış anlaşılmasın burada. Yani görüşlerini belki sistem, evren belki kendisinin bu görüşlerini değiştirmeye çalışıyor ama dişil enerji daha böyle söylediğim gibi inançlarına bağlı, örf ve adetlerine bağlı. Bu böyle olmaz, olamaz. Bizim işte örfümüzde yok, adetimizde yok. Bizim geleneğimize uymaz, göreneğimize uymaz diyerek düşündüğü sabit, kararlı, ne istediğini bilen bir şekilde devam ettiği bir düşüncede
Aynı zamanda dişil enerji zaten yakın bir gelecekte de yine maddi manevi bir rahatlık içinde aslında. Kendinden emin. Bu dişil enerjinin zaten bu ayaklarının yere sağlam basmasının asıl sebebi kendinden emin olması, kararlarında sabit olması, karar vermesi, ne istediğini bilmesi. Dişil enerji, evet belki parayla oynayanımız da vardır ama maddi durumdan sıkıntı çekmiş olsak bile biz fiziksel olarak, içgüdüsel olarak, yürek bakımından güçlüyüz sevgili dişil enerjiler. Çünkü ayaklarımız yere sağlam basıyor. Ayaklarımızın yere sağlam basmasındaki sebep ne istediğimizi bilmemiz. Aynı zamanda dişil enerji belki böyle bir kaybetme korkusu yaşamış olabilir yakın bir zamanda eril enerji için. İşte hayallerim yıkıldı, umutlarım yıkıldı, istediğim gibi olmadı ya da olmuyor diyor olabilir. Farklı beklentiler içindeyken beklentileri karşılanmamış olabilir. Bazı kendinden saklanan olayları, perde arkasındaki olayları, karanlıkların arkasında, pustulukların, sisliliklerin arkasındaki bazı olayları artık sezmeye başlayacak gibi ya da başlamış da olabilir. Yani sizden saklanılan, sizden gizlenilen bazı durumları içsel sesinizle, hissiyatınızla hissetmeye başlayacağınız bir enerjidesiniz sevgili arkadaşlar. Ve kendi yolunuzu bu iç sesinize güvenerek, hissiyatlarınıza güvenerek kendi yolunuzu seçme ihtimaliniz var sevgili arkadaşlar. Yani bu sizden gizlenilen, sizden saklanılan, işte perde arkasındaki olan bu durumları hissiyatınızla öğrenme ihtimali var burada. Aynı zamanda gönlünüzde, ruhunuzda bir başlangıç yapma enerjisi içindesiniz. Yeniden doğmak, yeniden başlayalım. Evet, kendi içinizde, duygularınızda bazı sorgulama yapmış olabilirsiniz ve tamam ne yaşandıysa yaşandı. Bundan sonra yeniden başlayalım, yeniden bir doğum olsun, yeniden bu ilişkiyi canlandıralım. Ne olduysa unutalım geçsin, öldürelim, bitirelim o konuyu kapatalım ve biz yeniden bu aşkı canlandıralım. Hissiyatı var dişil enerjilerde. Aynı zamanda dişil enerjiler geçmişi özlüyor. Beraber oldukları anı özlüyor. Güzel anları hatırlıyor. Ve o günleri tekrar yaşamak istiyor. Ya da dişil enerji bu kadar olaylardan yoruldu, yıprandı. Duygusal olarak çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Bu duygularınızla oynandığını da düşünüyor olabilirsiniz aynı zamanda. Ve aynı zamanda manevi olarak yorgunluk var sevgili dişil enerjilerde. Ve çocukluğunuzu da özlüyor olabilirsiniz burada. Yani bu yorgunluktan işte keşke çocuk olsaydım ya da şu güzel an, şu zamanki yaşadığım yıllarda çok mutluydum, çok güzeldi. Keşke o günlere dönsem ya da o günlere bir arayış içinde olduğunuz görünüyor burada sevgili dişil enerjiler. Şimdi burada eril enerjilerle ilgili yani eril enerji dişil enerjiye bir adım atacak mı? Bununla ilgili bir soru sorayım. Çok böyle adım atmayla ilgili bir şey vermedi. Eminim ki buradaki dişil enerjilerin hepsi eril enerji adım atacak mı diye merak ediyorlar ve ben bu soruyu tarotlarımıza soracağım. Evet. Eril enerji. Sevgili eril enerji, seni bekleyen dişil enerji ne? Bir eylemde bulunacak mısın? Bir adım atacak mısın? Mesaj çekecek misin? Arayacak mısın? Bununla ilgili bize bir bilgi ver. Eril enerji. Arayacağım dedi. Arayacağım dedi. O da geldi. Arayacağım dedi çünkü ben onun sevgisine muhtacım. Sevgisini istiyorum. Onun sevgisiyle besleniyorum. Onun sevgisi bana iyi geliyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. O beni sevdikçe ben daha böyle egom çıkıyor ve kendimi daha böyle önemli hissediyorum. Onun sevgisi beni ayakta tutuyor diyor ve ben ona gelmenin yollarını arıyorum. En kısa zamanda ona gelmek için bir şeyler yapacağım ve ben gelip onu alacağım ya da ben ona mesaj atacağım.
diyor ama bir yandan da şöyle bir duruşu var dış eril enerjinin. Ya evet ben gelmek istiyorum. Ben aramak istiyorum. Ben senden güç alıyorum. Senin sevgin bana çok iyi geliyor diyor ama bir yandan da diyor ki ya senin sert konuşmaların var, senin keskin konuşmaların var ya da senin sert konuşmandan, keskin konuşmandan ya da hayır demenden çekiniyorum diyor sevgili eril enerjiler, dişil enerjilere. Yani biraz sizden tırsıyor olabilir, biraz sizden çekiniyor olabilir, sizin vereceğiniz tepki, daha doğrusu siz zaten ona eril enerjiye soğuk davrandığınız, ona engel koyduğunuz, sınır çizdiğiniz, kural koyduğunuz bir enerjide olabilirsiniz. Ya da bazı eril enerjiler de diyor ki ya evet ben geleceğim, gelmek istiyorum, seni istiyorum, senden besleniyorum, senin sevgine ihtiyacım var, muhtacım diyor olabilir ama bir yanında diyor ki istiyorum ama benim kurallarıma göre bu ilişkiyi yönet, ilişki yürüsün. Benim istediğim şekilde bu ilişkiyi devam ettirelim. Benim kurallarım var, benim belli bir otoritem var, benim belli bir düzenim var. Ben bu düzeni bozmak istemiyorum. Benim kurallarıma uyarsan bu ilişkiyi devam ettirelim enerjisinde de olabilir aynı zamanda. Evet, yani enerji gelme konusunda, eylem yapma konusunda yine bir çok da böyle evet gelmeyi düşünüyor, gelmek için bir şeyler yapacak ihtiyacı da var ama kural da koyduğu görünüyor. Aynı zamanda diyor ki bize seni üzmekten korkuyorum dedi eril enerji. Aklım karışık, kalbim karışık. Evet, ikilem yaşıyor demiştik. Beni kendinden uzaklaştırma diyor size sevgili arkadaşlar. Eril enerjiler, dişil enerjilere dedi. Dişil enerjiler de diyor ki sana gelmeyi çok düşündüm. Ama şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Beni bir boşlukta bıraktın. Ne hissedeceğimi, ne düşüneceğimi bilmiyorum diyor. Yani boşluk kartı çıktı arkadaşlar. Hissizleştim. Hissizleştim diyorsunuz. Zaten duygularda bir yorgunluk var. Artık hissizleştim dediğiniz bir enerjidesiniz ve karşı tarafa da bunu iletiyorsunuz. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Evet, her ne yaşarsak yaşayalım. Bizim bir araya yeniden bir araya geleceğimizi de hissediyorum dedi dişil enerji. Rumi eril enerjiye ne diyecek? Kılıçların padişahı. Burada da kılıç kraliçesi gelmişti arkadaşlar. Şimdi şad oldun, yüreğinin açması yakındır. Şimdi şad oldun, yüreğinin açması yakındır. Yani artık yüreğini aç dedi. Rumi eril enerjiye yüreğini açmanın zamanı geldi diyor arkadaşlar burada. Pekala dişil enerjiye Rumi ne söyleyecek? Adalet dedi. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Evet şimdiye kadar bir haksızlığa uğradınız eril enerji tarafından. Adalet istediniz belki adaletli davranmadı. Ve ilahi artık Rumi diyor ki ilahi adalet seni bulacak. Sen rahat ol diyor. Adalete güven, sisteme güven, evrene güven, ilahi sisteme güven tabii ki sevgili dişil enerjiler. Adalet yerini bulacak dedi Rumi bize. Evet sevgili eriller ve dişiller. Açılımımız böyleydi. Güzeldi, gayet güzel eril ve dişil olarak. Bir haftalık işte ya da 10 günlük bu önümüzdeki hafta içinde yine niyetimiz bu şekildeydi. Aldık, kabul ettik her zamanki gibi. Evet sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.